Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün güncel konulardan biraz gerilere doğru gideceğiz. Size 1970 yılında Trabzon'da meydana gelen bir uçak kaçırma olayını anlatacağım. Baba oğul hava korsanı. Devir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Soğuk Savaş'ın gayet sert estiği günler ve Gürcistan'dan Türkiye'ye kaçırılan bir Aeroflot uçağın hikayesi. Gelin birlikte bugün Trabzon'a doğru bir yolculuk yapalım ve tam 51 yıl önce Trabzon'da meydana gelen ve izleri de geçtiğimiz yıllara kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne devam eden bir hikayeyi birlikte dinleyelim. Tarihler 15 Ekim 1970'i gösteriyordu. Karadeniz soğumaya başlayan havayla serin bir sonbahar geçiriyordu. Bu tarih dönemin Türkiye ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile yaşayacağı en zorlu günlerden biri olacaktı. Çünkü Rus Hava Yolları Aeroflot'un bir uçağı kaçırılarak Trabzon'a indirilmişti. Türkiye bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında hava korsanını ve uçağı iade etmiyordu. Plana göre Rus komandolar uçağa baskın yapacak ve kaçırılan Antonov An-26 tipi uçak geri alınacaktı. Gelin birlikte havacılık tarihimizin unutulmuş uçak kaçırma vakasını tekrar hatırlayalım. Rusların milli bayrak taşıyıcısı Aeroflot Hava Yolları'na ait Antonov 26 tipi yolcu uçağı o gün klasik bir sefere çıkacaktı. Batum'dan havalanacak olan uçak Gürcistan'da Sohum'a gidecekti. Uçakta 45 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra yolcular arasında bulunan Litvanyalı Pranas Brazinskas ayağa kalktı ve uçağı kaçırmak üzere kokpite ilerlemeye başladı. Yanında 13 yaşındaki oğlu Algirdas vardı. Kokpite elinde tabanca ile girmek isterken önlerine kabin memurlarından 19 yaşındaki Nadesta Kurchenko çıktı. Yanındaki tabancasını ateşleyen Brazinskas genç hostesi öldürdü. Pilotlar şok olmuştu çünkü hava korsanı uçağa Türkiye'ye doğru dönüp gitmesini istiyordu. Ne yapacaklarına karar verememişlerdi. Bu sırada ikinci pilot havacılık teamülleri gereği yanlış bir harekette bulundu ve hava korsanına müdahale etmek üzere harekete geçti. Fakat hava korsanı gerçekten gözünü karartmıştı ve ateşlediği tabancasıyla birlikte uçağın ikinci pilotunu da ağır yaraladı. Korsan daha sonra ateşe devam etti ve bu sırada kaptan pilot da bu mermilerden dolayı hafif yaralanmıştı. Antonov 24 tipi uçak Gürcistan'dan burnunu Trabzon'a doğru çevirdi. Hava trafik kontrol merkezinin çağrıları cevapsız kalıyordu. Aeroflot uçağı kalkıştan 1 saat 40 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na indi. Havalimanı yetkilileri de bu gelişme karşısında ne yapacaklarına karar verememişti. Babaoğul hava korsanları önce yaralı olan pilotları, sonra da tüm uçuş ekibi ve yolcuları serbest bıraktı, ardından da teslim oldu. Gözaltına alınan babaoğul korsanlar 2 gün sonra çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmek istiyordu. Trabzon'da bir yandan mahkeme devam ederken Aeroflot Hava Yolları'nın bölgesel yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'nda tutuluyordu. Sovyetler Birliği ise hem hava korsanı babaoğul hava korsanının iadesi hem de çok çabuk uçağın Rus makamlarına teslimatını istiyordu. Ve Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki kriz giderek yükselmeye başlamıştı. Çünkü Rusya'nın bu talebini Türkiye yerine getirmiyordu. Dönemin Sovyet lideri Brejnev ise çok daha katı tutumuyla tanınıyordu. Ve etrafındaki özel kuvvetler komutanlığına bir emir verdi. Seçme Rus birliği Trabzon Havalimanı'na indirilecek ve aralarında pilotların teknisyenlerin de bulunduğu bu ekip uçağı çalıştırarak tekrar Sovyetler Birliği'ne götürecekti. Hatta planlar hazırlanmaya başlanmıştı. Rus gazeteci Raznakov'un dönemi anlatan kitabına göre Brejnev hemen Rus özel kuvvetlerini çağırdı. Bir müdahale timinin kurulmasını istedi. Bu tim Trabzon'a baskın yapacak ve uçağı kaçıracaktı. Moskova'da bir askeri uçak hazırlandı. İçinde tim ve özel yetiştirilmiş pilotlar uçağı
Trabzon'dan Sovyetler Birliği'ne getirecekti. Kitaba göre bu ekibi taşıyan uçak Moskova'dan havalandı. Karadeniz üzerinden Trabzon'a doğru uçmaya başladı. Trabzon'a yaklaşık 150 kilometre kare uçak uluslararası hava sahasındayken operasyon Moskova'dan gelen bir şifreli mesaj ile durduruldu. Çünkü Türkiye uçağa iade kararı almıştı. Babaoğul çıkartıldıkları mahkeme sonrasında uçak kaçırma ve adam öldürme nedeniyle 7 yıl hapse mahkum oldu. 4 yıl Trabzon'da cezaevinde kaldıktan sonra çıkan af ile Pranas, Barazinkas ve oğlu tahliye edildi. Ceza ev hapsine çevrildi. 1976'da babaoğul Türkiye'den önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istedi. Ancak Ankara'daki vize başvuruları reddedildi. Sonrasında ise önce Venezuela'ya uçtular, ardından da Kanada'ya geçtiler. Son durakları ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletiydi. Burada babaoğul izinsiz geldiği için önce hapse atıldı ama sonrasında iltica talepleri kabul edildi. 1983'te Amerikan vatandaşlığı aldılar. 1983'te Sovyetler Birliği babaoğula iltica hakkı verdiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne kınadı ve sonrasında her yıl yapılan bu görüşme toplantılarında babaoğlun durumunu ortaya koydu. Sovyetler Birliği aslında 19 yaşındaki hostesin ölümü ve iki pilotun yaralanması nedeniyle babaoğlun cezalarını Rusya'da çekmelerini istiyordu. Ve bu babaoğlun durumu her toplantıda bir koz olarak masaya konuluyordu. Sovyetler Birliği'nin uzun yıllar süren mücadelesi sonuç vermedi. Babaoğlun hikayesi ise trajediyle son buldu. 77 yaşına basan Pranas Brazinskas sürekli kendisinin KGB ajanları tarafından takip edildiğini zannediyordu. Akli dengesini kaybetmeye başlamıştı. Bir gün oğluyla kavga etti. Oğul Argidas yaşanan tartışmanın ardından babasını tabancayla vurarak öldürdü. Mahkemedeki savunmasında babasının paranoyalarının artık dayanılmaz bir hal aldığını söylüyordu. Evet, Rusya'da Gürcistan'da başlayan bir iltica hikayesi, hostesin ölümü, iki pilotun yaralanmasıyla birlikte Trabzon'da son bulmuştu. Sonrasında babaoğlunun cezaevi maceraları ve arkasından da enteresan bir şekilde farklı bir yol izleyerek Amerika kıtalarına gitmeleri hikayenin bir başka ayağıydı. Yıllarca süren kaçış sonrasında baba artık tamamen akli dengesini yitirince aralarındaki kavgada farklı bir boyuta ulaşmıştı. Düşünün, 1970 yılı ya Sovyetler Birliği'nin o özel komando ekibi, özel timleri Trabzon'u bassaydı, Trabzon'a inseydi ne olurdu? Gerçekten ne olurdu ben de çok merak ediyorum ama işte tarih şu olsaydı böyle olurdu, şuraya gitseydi şöyle olurlar da olmuyor. Olan bir şekilde zaman içinde yaşanıyor. İşte 51 yıl önceki uçak kaçırma hikayesi de böyleydi. Belki bir gün Trabzon'a kaçırılan MiG-29 savaş uçağının da hikayesini hazırlarız. Çünkü Trabzon bu kaçırılmalar açısından da çok ilginç bir nokta. Savunma ve havacılık konusundaki ilginç analiz dosyalarını, tarihi bu tür yazıları okumak isterseniz tolgozbek.com sitemize sizi bekliyoruz. Eğer videolarımız devam etsin diyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilir, Telegram kanalımıza da üye olabilirsiniz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.